Günaydın arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Sana demiyorum, bir dakika. Ya yaklaşık bir haftadır falan video çekmiyorum. Çekemiyorum. Ama bunun sebebi zorunluluk değil. Yani aslında baktığınızda keyfi de değil ama. Ya abi çok sıcak havalar ya. Vallahi çok sıcak. Yani bak, sıcaktan şikayet etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. 12 ay sıcak olabilir havalar, hiç problem değil ama sıcak. Bundan muzdarip biz yani. Muzdarip ne demek? İnşallah diğer anlamış hikayet falan değildir. Yani daha açık, daha düzgün nasıl ifade edebilirim diye düşünüyorum. Çok sıcak yani. Bu bilinen bir gerçek. Kabul edilebilir bir gerçek. Ve ben de bunu belirtiyorum aslında. Bu bir şikayet olarak algılamayın bunu. Yani öyle bir şey ki yataktan kalkıyorum böyle. Ya uykum yok aslında ama. Sıcaktan dolayı böyle yataktan çıkasım gelmiyor. Evden çıkıyorum, gözlerimi açamıyorum sıcaktan. Böyle sürekli bir halsizlik var. Biliyorsunuzdur o sıcaklı muhabbeti. Tut, açın oğlum. Tut, hey. Sana tatil hiç yaramadı ha. Vallahi hiç tatil yaramadı sana. Ya bu arada bu beyefendi biz geçen sene falan, bir sene olmuştur ilk piyasaya çıkartalı. Çıkardık, bir iki videoda oynattık. Abi o gün bugündür bak, hiçbir bununla gelen soruya cevap vermediğim halde hala unutulmadan hala yazıyorlar. Civo nerede? Civo nerede? Civo nerede? Oğlum bir dakika dur. Civo nerede? Civo nerede? Ya en son dedim ki alt, hani artık gelsin dedim, koyayım buraya dedim, otursun dedim. Evde yatıyor ya. Kaç aydan beri evde yatıyor. Yemini veriyoruz, suyunu veriyoruz. Dayı ne yapıyorsunuz siz? Nerelerden çıkıyorsunuz ya? Oğlum sıcak sıcak dedik de yani bugün de ayrı bir soğuk var. Yani geriye dönük baktığım zaman herhalde bir 10 gündür falan aralıksız bir kavurucu sıcak vardı. Kavurucu, bunaltıcı, her türlü psikoloji bozan bir sıcak vardı yani. Bugün bu sabah bir fırtına oldu. Böyle bir değişik bir havalar oldu. Merhaba abicim, hayırlı günler. Hayırlı çarşambalar. Bugün böyle bayağı bir şey, kapalı bir hava var. iPhone'un kendi uygulamasından baktım, yağmur gözükmüyor ama katiyen inanmıyorum ona. Her an yağmur patlayabilir. Çok rüzgar var ama soğuk esiyor. Oha, Doblo Team'e bak. İşte geliyor özel harekat. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Böyle 3 tane Doblo'yu arka arkaya gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Söyle bakayım. Lan nedir iyi? Ben sana böyle mi öğrettim? Yani o da bir çözüm yolu tabi ama tam olarak o da değildi yani. Eğer 3 tane Doblo'yu bir arada görüyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü o isterse gelir sizi bulur. Özellikle bordo Doblo'ysa onlar tehlikeli. Ben bakayım, üstüne mi geliyorsun sen? Vallahi var ya, rüzgar soğuk içime işedi ha. Bu arada Civo'yu rafa kaldırmamızın sebebini daha önce açıklamıştım ama bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Abi ben bu adamı piyasaya çıkardıktan sonra bu adamın muadilleri piyasaya çok çıktı. Yani baya baya çıktı. Herkeste bir civciv vardı böyle, yollar mollar kümese döndü abi.
Sonra dedim ki ulan herkes de var zaten, bir esprisi kalmadı. Ben de rafı kaldırma gereği duydum açıkçası. Şöyle bir dikkat ediyorum, bu ara fazla yok piyasada yani. Fazla değil, görmüyorum açıkçası. O yüzden dedim ki gün bugün bir daha bir çıkalım piyasaya bir. Yo, saldırın. Tıp. Bir kedi gördüm sanki. Oğlum sol şeritten var ya, tam önüme geliyorsunuz ha. Bayağı rüzgar var ya. Muhtemelen sesi falan da patlatıyor şu anda ama. Yapacak da bir şey yok ona açıkçası. Özet geçmek gerekirse bir süre, en azından bir süre, sözleşme imzalamadık çünkü kendisiyle. En azından bir süre birlikte videolar çekeceğiz. Bana eşlik edecek kendisi. Değil mi? Evet, kafa sallıyor gördüğünüz gibi. Ha, dedim mi? Duymadım hiç oğlum. Bir daha söyle bakayım. Eyvallah kardeşim benim, öpüyorum seni. Üf. Bu piyasada ne varsa dobullarda var. Dayı sen de düz yolda sinyal verip kafa karıştırıyorsun ha. Neyse arkadaşlar, ben geldim. Biz geldik. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Aynen, katılıyorum buna da. Çıkmayın piyasaya. Hadi görüşürüz. Öptüm.